Bir gün birisi aradı telefonla. Dedi ki hocam tekrar bir daha kapatıp arayacağım. Peki buyur dedim. Aradı. Epey var. Zannediyorum belki dinliyordur artık. Yani kayıt edebiliyordur. Bilemiyorum. İkinci defa aradı. Hocam dedi Buhari'den size hadis soracağım. Buyur dedim. İşte eğer Beni İsrail olmasaydı et kokmazdı. Akla uymayan hadisler diyor hocam. Yani Allah Resulü bunu söylemiş olabilir mi? Levla benu İsrail'e lem yeknezil lahmu. Bunlar da sürekli bunları söylerler. Hadis kitaplarına bakıyorsunuz, şerhe bakıyorsunuz. Buhari'de var. Eğer Beni İsrail olmasaydı et kokmazdı buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bıldırcın meselesi mi? Bıldırcın meselesi. Ha, Ne gördüm, yapıyor evet. onlar? Bilmenni ve selva. Yani onlar kudret elvası, bıldırcın kuşu Cenab-ı Hak onları indiriyor. Onu bekletmeyecekler. Bekletiyorlar. İddihar yapıyorlar. O ana kadar dolap yok, buzdolabı yok. İnsanlar bir şey bekletmiyorlar. Eti aldıkları zaman kesiyorlar hayvanı, paylaşıyorlar, hemen yiyorlar. Eti biriktirme gelenek haline gelmemiş. İnsanlar bunu bilmiyorlar. Hemen dağıtıyorlar, veriyorlar. Yahudiler cimrilik onların genlerine işlediğini hakim olduğundan dolayı biriktirmeye başlıyorlar. Biriktirince İbni Hacer diyor Buhari'deki bu hadisi anlatırken, ifade ederken Yahudi biriktirince et kokuyor. Yani Yahudiden dolayı et kokmuyor. Etin bekletilince kokma özelliği var. Ama ilk defa eti bekleten kişi Yahudi oluyor. Ondan sonra insanlar eti bekletmeye başlıyorlar. Eti bekletince de et kokuyor. Ama o ana kadar eti bekletmek insanlar arasında adet değildi. Hemen dağıtıyorlardı, kesip yiyorlardı onu. Fakat Yahudi böyle bir geleneği insanlar arasında teşmil ediyor, yayıyor ve sonra böyle oluyor. Yani Allah Resulü bunu söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat bunlar gidip de ulema, İbni Hacer gibi hadis otoriteleri ne söylediler? Bu fiilin anlamı nedir? Ona bakmıyorlar. Bilmez ki şimdi bir felsefe hocası kalkıp da Buhari üzerinde konuşursa efendim. Yani ben burada kalkıyorum diyorum ki bütün tıp otoriteleri şu meselede yanılıyorlar. Hayır ben gelirken falan yerden bir kitap aldım. Orada şunu şöyle tespit ettim. Bundan sonra böyle yapılmalı. Bunlar dalalettedir. Demek ne kadar anlamsızsa Buhari'yi, Müslim'i bir rahlede okumayan bu kadar bu ilim ucuz mu? Kur'an-ı Kerim bu kadar ucuz mu? Elbette Kur'an-ı Kerim açıktır ama Allah Resulü Aleyhisselam'la açık olur. İşte böyle garip şeyler ortaya çıkıyor. Yazıktır, yapmayın. Allah Resulü Aleyhisselam'a bu ümmetin evlatlarını hasım hale getirmeyin. Neden İngilizler işte Hindistan'da Kur'aniyun hareketini oluşturdular? Müslümanlar birbirleriyle uğraşsınlar. İmam Rabbani Hazretleri bu ümmete nasıl diriliyoruz dedi. Özür dilerim. Hazreti Muhammed'e dönüyoruz sallallahu aleyhi ve selleme. 1,5 asırdır dönemiyoruz. Eremiyoruz, kurtulamıyoruz. Sürekli önümüzde sahte kahramanlar var. Bir yere kadar geliyoruz, Tih Vadisi'ndeki Yahudilerin hali gibi. Bakıyoruz ki aynı yerdeyiz. Biri geliyor, başkası geliyor. Allah Resulüne dönmeden bu ümmet kurtulmaz, kurtulamaz. İşte bu hareket Kur'an Hakimi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan koparıyor. Eğer Resulullah yoksa orada Ebu Bekir yetişmez sallallahu aleyhi ve sellem yoksa. Ömer çıkmaz. Halid bin Velid olmaz. Mus'ablar orada yetişmez. Sümeyyeler yetişmez. Yetiştiremiyoruz işte. Böyle bir mahrumiyet var.